Arkadaşlar mantık konumuzun dördüncü testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda P açık önermesinin hangi x değeri için doğruluk değeri sıfır olur demiş. Şimdi şıklardan kontrol edeceğiz. Eksi 4 yazsam 16 sayısı 20'den küçük gelecektir. Doğruluk değeri 1 olur. Eksi 3 yazma da yine aynı şekilde doğruluk değeri 1 gelecektir. 0 yazma da sağlayacak. 2 yazma da sağlayacak. Ama 5 yazma da 25 küçüktür 20 olmayacağı için bu ifade yanlıştır. Yani doğruluk değeri 0 olur. İkinci sorumuzda bileşik önermesinin aşağı hangi önermesinin değil hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle P ya da P verildiği zaman biz ne dedik? Eğer aynı olduğunda bunlar ne gelmesi gerekiyor? Sıfır gelmesi gerekiyor ve P ya da P'nin değili olduğunda farklı olduğunda da bir geliyordu. O halde sıfır ve birden de cevabımız ne olacaktır? Sıfır gelecektir. Ama bize önermesinin değilini sorduğu için cevabımız B olur. Evet, üçüncü sorumuzda önermeleri verilmiş x ve y sayıları için p ve q önermesine denktir. Yani p ve q demek p de olacak, q da olacak. Şimdi birincisinde x kare çarpı y demiş. X eşittir 0 ve y eşittir 0 için. X 0 ve y 0 olduğunda 0 olacak demiş. Ama şöyle bir durum da olabilirdi. X 0 olduğunda y 0'dan farklı olduğunda da cevap 0 geleceği için p ve q yani ikisi de sağlamak zorunda değildir. O halde 1 olamaz. X kare artı y üzeri 4 demiş. X'in 0 olması ve y'nin de 0 olması zorunlu ki cevap 0 olsun. Herhangi bir 0'dan farklı olduğunda cevap 0 gelmez. O zaman 2 P ve Q da önermesine denktir deriz. X küp artı y ifadesinde x 0 demiş artı y ifadesinde. Şimdi burada herhangi bir kuvvetini burada tek verdiği için şöyle de olabilirdi. Buradaki ifademiz x eksi 2 olmuş olsaydı eksi 2'nin küpünden eksi 8 gelirdi. Y burada artı 8 gelmiş olsa burana cevap yine 0 olurdu. Yani ikisi de 0 olmak zorunda değildir yine. Yani 3 de olamaz. O halde tek bu ifadeye denk olan B şıkkı olur. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi R ise P. R ifadesi ne demektir bu? R ifadesi doğruysa P kesin vardır demiş. Yani A çarpı B 0 ise A kesinlikle 0'dır demek. Bunun anlamı ama A değil B de 0 olabilirdi. Yani bu kesindir diyemem. R ise Q demiş. Yani yine aynı şekilde A çarpı B 0 ise burada nedir? Q'dan bahsetmiş. A çarpı B 0 ise bu toplamları kesinlikle 0'dır demek. Şimdi şöyle bir ifade var. Bunlardan herhangi biri 0 olmuş olabilirdi. A 0 olursa B farklı olduğunu düşünürsem evet 0'ın 3. kuvvetinden 0 gelecek. Ama B farklı bir sayı gelirse eğer atıyorum 2 gibi bir sayı olsa toplamları 0 olamaz. P ise Q demiş. Yani A 0 ise Q kesin doğrudur demektir bu. A 0 olduğunda B farklı olursa kesinlikle cevap 0 olacak diye bir durum söyleyemem. P ise R'ye bakalım. A 0 ise R kesin doğrudur. Evet A çarpı B 0 olacaktır. A 0 ise bu çarpı mutlaka 0 gelecektir. O zaman D şıkkı doğrudur diyebilirim. Beşinci sorumuzda koşullu önermesinin tersi. Tersi dediğimizde bu ifadelerin direkt değillerini alıyorduk. Yani P'nin değilinin değilinden P gelecek ise Q'nun değili A cevabımız E şıkkı olur. Altıncı sorumuzda bileşik önermesi verilmiş. Şimdi ancak ve ancak verildi burada. Ancak ve ancak öncelikle şöyle bir açılımını bir hatırlayalım. P ancak ve ancak Q dediği zaman bunu başka bir yoldan yok bu şekilde uzun bir şekilde yapmamız lazım. P ise Q ve Q ise P şeklinde açıldığını hatırlıyoruz. O halde buraya baktığımız zaman P ancak ve ancak 0 dediğinde nedir? P ise 0 ve 0 ise P demem lazım. Veya burasında yine aynı şekilde Q'nun değili burada nedir ise 1 ve 1 ise Q'nun değili şeklinde. O halde iseleri açalım. Birincinin değili veya 0 ve 0'ın değilinden 1 geldi veya P veya Q'nun değilinden tekrar Q gelecek veya 1 ve bu ifadelerde tabii ki şöyle ayıralım. Buradan da nedir? 1'in değilinden 0 veya Q'nun değili. O halde buraya baktığımız zaman veya verdiğine göre P'nin değili veya 0. O zaman P'nin değiline göre durum değişecektir. Cevap P'nin değili olur. Ve 1 veya P olduğuna göre buradan cevap 1'dir. Veya Q veya 1'den yine cevabımız 1'dir. Ve 0 veya Q'nun değilinden de Q'nun değiline göre durum değişeceği için buradan da Q'nun değili gelecektir. V'de de yine aynı şekilde P'nin değiline göre durum değişecektir. Eğer 0 ise de direkt cevabımız zaten 0 olacak. 1 ise 1 gelecek. O halde buradan bu ifadeden P'nin değili gelir. Veya buradan da yine aynı şekilde Q'nun değili gelecektir. Buraya baktığımız zaman şıklarda direkt bunu bulamıyoruz ama şöyle ise olduğu için iselere çevirebiliriz. Mesela biz buradaki durumu birincinin değili veya ikinci şeklinde yaptığımıza göre P ise Q'nun değili yaptığımızda birincinin değili veya Q'nun değili şeklinde gelebilir.
Ya da tam tersi olacaktır. Şöyle de yazabilirim. Q ise P'nin değeri şeklinde de yine aynı şekilde yazılabilir bu ifade. O halde bu da D şıkkında mevcut. Evet, 7. sorumuzda açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısını sormuş. Şimdi x çarpı y eşittir 10 veren ifadeler. İkisinin de tam sayı olmasını istiyorum. O halde şöyle yazabilirim. Herhangi biri 1, herhangi biri 0, 10 olabilir. Biri 2, biri 5 olabilir. Bunun dışında biri 5, biri 2 olabilir. Aynı şekilde biri 10, biri 1 şeklinde gelebilir. Bize açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısını sormuş. Aynı şekilde bunların tam sayı olduğuna göre negatiflerini de düşünebilirim. Yani eksi 1'e 10 şey, eksi 10 şeklinde eksi 2, eksi 5, eksi 5'e eksi 2, eksi 10'a eksi 1 şeklinde o halde toplamda 8 tane eleman vardır. Evet, 8. sorumuzda aşağıda iki tek sayının farkı çift sayıdır teoremin ispatı yapılmıştır. Şimdi ifademiz hangisine göredir demiş ispat yöntemi. İlk başta bir x ve y tek sayılarını alınmış. Farkı çıkardığımızda çift sayı gelecek. Evet, p ise q, x ve y tek sayılar ise x farkı y çift sayıdır. Tamam. X için herhangi bir tek sayı ifade edecek şekilde 2k artı 1, y de tek sayı olacağına göre 2n artı 1 alınmış. Ve bu farkı da aynı şekilde bu şekilde bir ispat yapılmış. Ve bize bunun dışında k eksi n elemanları z olacak şekilde 2 sayısından dolayı çift sayı olduğu ispatlanmış. İspat yöntemi hangisidir? Şimdi çelişkiye baktığımız zaman herhangi bir çelişki ifade verilmemiş. Olmayana ergi tarzında bir ifade değil. Denemede de herhangi bir sayı verip denenmemiş. Direkt burada ispat yapılmış. Tümevarım veya doğrudan ispatta da burada yine aynı şekilde doğrudan ispatta sonuçta bunların her birini tek tek vermiş ve bize gerçekten de burada doğrudan ispat yaptığı için cevabımız direkt A şıkkı diyebiliyorum. 9. sorumuzda elektrik devresinde akım geçirmeyen anahtarlar değeri gösterildiğine göre bu elektrik devresine karşılık gelen önermeyi sormuş. Şimdi burada P ifadesini açık olduğuna göre demek ki değeri olarak gösterdim. P ile Q ve R bunlar birbirine paralel bağlandığı için P'nin değeri veya dedim. Buradaki Q ve R de birbirine seri bağlanmış. Yani Q ve R'nin değil dedim açık olduğu için. Buradaki ifadeyle buradaki ifadeler yine aynı şekilde birbirine seri bağlandığı için araya V dedim. S ile T de burada birbirine paralel bağlandığı için S veya T açık olduğu için T'nin değeri şeklinde yazabiliriz. O halde buradan da doğru cevap bize D şıkkı verir. Evet, 10. sorumuzda koşullu önermesine karşı ters. Yani hem yer değiştireceğim hem de değerlerini alacağım. Yer değiştirdiğim o zaman nedir? 2 eşit değildir. 7 gelecek. İse burada da yine aynı şekilde değerini alacağım. 3'ün karesi eksi 2 büyük eşittir. 5 şeklinde gelmesi lazım. O halde buradan da doğru cevabımız A şıkkı olur. Evet, 11. sorumuza yine bir devre sorusu verilmiş. Doğruluk değerleri sırasıyla hangisi olursa lamba yanar demiş. Şimdi P ve Q'yu öncelikle biz yazalım. P ve Q seri bağlanmış. V diye gösterdim. Veya R şeklinde. Ve bu ifade yine aynı şekilde V, S şeklinde. Doğruluk lambası yanması için o halde cevabımız 1 olmak zorunda. Şimdi V'de cevap 1 geldiğine göre demek ki burası da 1, burası da 1 olmak zorunda. O halde direkt S'nin 1 olduğunu bulduk. Bunun dışında bu kısmın da 1 geldiğini söylemiştik. Burada da o zaman şöyle söyleyebiliriz. P ve Q veya R ifadesinin 1 olduğunu söylemiş bize. Şimdi buradaki ifade de şıklarımıza bakacak olsak öncelikle S'yi eleme yöntemiyle gidelim. S'nin 1 olduğunu diyorum. Yani en sondaki 1 olacak şekilde buradakiler gider, bu da gider. Şimdi buradaki duruma baktığımda bize iki ifade var. P ve Q'nun her türlü 0 olduğunu söylemiş. Çünkü buradan direkt yorum yapamıyorum. Şıklardan gitmemiz lazım. P ve Q her türlü sıfırsa o zaman burası 0 ve 0'dan buradan 0 gelecekti. 0 veya R'nin de 1 olduğunu söylemiş. Sonuç 1 geldiğine göre o zaman direkt R'nin de 1 olduğunu söyleriz. Yani cevabımız C şıkkı olur. 12. sorumuzu önermesinin değeri hangisidir demiş. P'nin değeri veya Q. Buradaki P ise de P'nin değeri veya Q'nun değeri şeklinde açtım. Şimdi buradaki ancak ve ancak ifadesinde burada tek yapmamız gereken tabloda göstermek. Biz önermeleri tek tek P ve Q'yu burada inceleyelim. Önceki P önermesine 1, 1, 0, 0 verelim. Burada da yine aynı şekilde 1, 0, 1, 0 verdim ki her bir ihtimal gelsin. Bunun dışında bizden istediklerine bakarsak. Öncelikle P'nin değeri veya Q'ya ihtiyacımız olduğu için öncelikle P'nin değerini bulalım. Elimizde Q'nun değeri var, Q'nun değerini bulalım. Sonra P'nin değeri veya Q'ya ihtiyacımız var, onu bulalım. Burada da P'nin değeri veya Q'nun değeri var, onu bulalım. Ve en sonunda da bu iki ifadenin direkt ancak ve ancak yani son durumunu buraya da yazalım. Şimdi buradaki ifade P'nin değeri verdiğine göre 0, 0, 1, 1. Q'nun değeri 0, 1, 0, 1. P'nin değeri veya Q. Yani P'nin değeri ile Q'yu veya yaptığımızda buradan nedir? 1 gelecektir. 0 geldi. 1 ve buradan da yine aynı şekilde 1 gelecektir.
P'nin değili ile Q'nun değilini veya yapacağım. Burada 0 gelecek, 1 gelecek, 1 gelecek ve 1 gelecek. Şimdi bu iki ifade arasında ancak ve ancak yapacağım. Ancak ve ancak da aynı olduğunda 1 çıkıyordu. Farklı olduğunda cevap 0 gelecekti. Farklı oldu. Burada da 1 ve 1. Şimdi dikkat ederseniz bu ifadeyi biz genelde PQ cinsinden vermiş. Bu ancak ve ancak ifadesinin karşılığına baktığım zaman dikkat ederseniz burada direkt nedir? P'nin değiliyle bu sonuç aynısı gelmiş. O halde biz direkt bu ancak ve ancak sonucu için P'nin değili diye isimlendirebiliriz. Bize önermenin değilini sorduğu için P'nin değilinin değilinden de cevabımız A şıkkı gelecektir. Evet, 13. sorumuz aşağıdaki bileşik önermelerinden hangisi doğrudur demiş. Şimdi P ifadesi önermesine baktığımızda kök 2 ile kök 7'yi topladığımızda 3'ü elde ettiğimiz böyle bir toplam yok. O halde burası 0 gelecek. Kök 3 ile kök 2'yi yine aynı şekilde toplamı çıkarma işlemi yapamam. Burası 0 gelecek. Kök 5 çarpı kök 3'ü kök 15 olarak yazabildiğim için 1 gelecektir. O halde şıkları tek tek inceleyeceğiz. Burada P'ye 0 vermiştik ya da Q'su 0. Burada nedir? Aynı olduğunda cevabımız 0 geliyordu. 0 ancak ve ancak R'yi de 1 bulduk. Farklı olduğunda da ancak ve ancak da farklı olduğunda cevap 0 oluyordu. O zaman A şıkkı gitti. Bunun dışında B'ye baktığımız zaman B iseden dolayı değilini alacağım. Yani 0'ın değilinden 1 veya Q gelecek ya da 1 geldi. Buradan zaten 1, 1 ya da 1'den aynı olduğunda cevabımız 0 oluyordu. B şıkkı da gitti. O zaman buradan D'ye baktığımız zaman R'yi vermiş. 1 ve P'nin değilinden 1 veya 0 gelecek. 1 veya 0 1'dir. 1 ve 1'den de cevabımız 1 olacağı için D şıkkı doğrudur. Evet, 14. sorumuzda önermelerden hangisinin gerçek sayılara doğruluk değeri 1'dir demiş. Şimdi her x sayısı için x kare 0'dan büyüktürü söylüyor. Herhangi bir x sayısının tam sayı mesela 2'yi almış olsam evet 2'nin karesi 0'dan büyüktür. Ama 0 almış olsam 0 sayısı 0'dan büyük değildir. O zaman her x sayısı için doğrudur diyemem. Yani doğruluk değeri 0 gelir. Her en az bir x sayısı demiş bu ifadeyi sağlar. Şimdi şöyle yazalım. 1 bölü 3 üzeri x ifadesi 0'dan küçük verilmiş. Burada en az bir tane x sayısının 0'dan küçük gelme ihtimali yok. Çünkü buradaki 1 bölü 3'ü ben şöyle de yazabilirim. 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti 0. 1 bölü 3 bir sayısı bir pozitif sayı olduğu için kuvvetini pozitif dağılsam, negatif dağılsam her türlü sayımız pozitif geldiği için yine sonuç pozitif çıkacaktır. Yani 0'dan küçük gelemez. O yüzden burasında doğruluk değeri 0 olur. En az bir tane x sayısı bu ifadeyi sağlar. Evet, 0 yazmış olsam 0 eşittir 0 olacağı için en az bir tane x sayısı sağlar. Yani 3'ün doğruluk değeri 1'dir. Cevabımız C şıkkı gelir. Evet. 15. sorumuzda 5 ile bölünebilen her sayı 10 ile de tam bölünebilir demiş. Önermesinin yanlışlığın aksine örnek vererek gösterilmesinin hangisi uygun bir örnekleme olur? Şimdi 20'ye baktığımız zaman 5 ile tam bölünebilen bir sayı 10 ile de tam bölünür. Evet. Aynı şekilde 5'e bölünür, 10'a bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Ama 65 sayısı 5'e bölünür, 10'a bölünmez. Cevabımız E olur.